Kahve molasından herkese merhaba. Ben Ebru Doğan. Teknoloji artık evimize kadar girdi. Cep telefonlarını, tabletleri hiç saymıyoruz ama akıllı binalar, akıllı şehirler, akıllı sistemler artık son günlerde sıkça duymaya başladığımız terimler. Peki bu akıllı binalar, akıllı sistemler ne demek, nerelerde kullanılıyor? Bugün kahve molasında bunları konuşacağız. Yayın konuğumuzsa Orge Elektrik CEO'su Mevhan Gündüz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi akıllı dediğimiz tırnak içinde sürekli bir şeyler kullanıyoruz. Telefon kullanıyoruz, tablet kullanıyoruz, evlerimizde akıllı sistemleri kullanıyoruz ama nedir bu akıllı sistem? Bir şeyin akıllı olması için ne olması gerekiyor? Bunlar binalarda özellikle nasıl kullanılıyor bu sistemler? Şöyle, şimdi akıllı dediğimiz sistemler aslında çok geniş bir tanım. Genellikle de akıllı deniyor ama acaba tam akıllı mı, yarım akıllı mı, az akıllı mı? Bunu aslında bir ayırt etmek lazım. Mesela şu an bulunduğumuz yer Fairmont Hotel. Burası bu sene hayata giren ve belki de Türkiye'nin en akıllı oteli diyebiliriz. Şu sebepten burada kullanılan bütün teknolojiler en son teknolojilere uyum gösteren ve kullanılabilecek bütün çağdaş özelliklerin hepsi bu projede kullanıldı. Mesela? Örneğin siz resepsiyondan giriş yaptınız. İsminizi oraya verdiğiniz ismi siz daireye girişinizde elinizdeki iPad'de isminiz, soyadınız yazıyor ve bu bir hafıza da oluşturuyor. Bir dahaki gelişinizde sizin buradaki alışkanlıklarınız, özellikleriniz onlar kaydedilebiliyor. Bu sıradan bir özelliği aslında. Daha ilerisinde senaryolarımız var. Otel odasına geldiğiniz zaman diyelim banyo yapmak istiyorsunuz. Banyo yapma senaryosuna basıyorsunuz ve örnek veriyorum perdeler otomatikman kapanıyor. Işıklar banyodaki otomatikman yüksek bir seviyeye çıkarılıyor veya mesela erkekler için tıraş senaryosu var. Tıraşa bastığınız zaman o bölgenin ışığı çok fazla arttırılıyor gibi senaryolar var. Veya gece oluyor artık dinlenmek istiyorsunuz, yatmak istiyorsunuz. Relaxing senaryo var. Relaxing senaryoya bastığınız zaman işte diğer bütün ışıklar kapatılıp sadece yatak başlarındaki ışıklar belli bir lümene ayarlanıyor ve sizi artık uyku pozisyonuna hazırlıyor gibi böyle bir konforunuzu yüksek tutan senaryolarımız var. Ve bunların hepsi bu otelin sinir sistemi dediğimiz elektrik altyapısında işlenmiş durumda. Çok ciddi bir çalışma gerekti. Her bir senaryonun farklı özellikleri var. Örneğin şuradaki avizeyi veya aydınlatmayı 13 lükse kadar kısabilirken banyodaki aydınlatmayı ilgili senaryoda 100'e kadar yükseltip veya 97'de kesebiliyoruz. Burada bir Hollandalı aydınlatma danışmanının, dünyaca tanınmış bir Hollandalı aydınlatma danışmanıyla çalışıldı. Ve gerçekten bir terzi usulü iş yapıldı. 250'ye yakın otel odası var. Hepsinde de aynı çalışma yapıldı. Böyle bir ileri akıl seviyesinde bir otelde bulunuyoruz şu anda. Tamamen konforu arttırmaya yönelik tasarlanmış. Evet, tabii ki. Tabii ki. Yani otel müşterilerini maksimum konforu, lüksü sağlamak için. Zaten bu otelin mottosu da Metalüks. Türkiye'de ilk defa bir projede Metalüks kavramı kullanılıyor. Yani lüksün lüksü. Metalüks'ün tam karşılığı da bu. Bizim deyimimiz değil, İsviçrelilerin bulduğu deyim. biz de burada kullanıyoruz. Binalarda bu şekilde kullanılıyor. Peki biraz da raylı sistemlere bakalım. Sizin orada da yaptığınız projeler var. Raylı sistemlerde nasıl kullanıyoruz bu akıllı sistemleri? Evet, orada konfordan daha çok tabii ki güvenlik daha ön planda. Bilhassa sinyalizasyon sistemleri. Ama şunu söyleyebilirim ki Türkiye'deki idareler ve bu metroları çalıştıran ve işleten birimler herhalde dünyanın en iyileri diyebilirim. Çok gerçekten bu konuda çok kendimizi geliştirmiş durumdayız ve benim gözlemlediğim çok ileri derecede tetkiklerden, testlerden geçiyoruz. Her şey yedekli, 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 yedekli bir pozisyonda. Dolayısıyla herkesin de metroyu gönül rahatlığıyla kullanmasını buradan tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güvenlikli bir sistem. Çok akıllı ve çok güvenlikli. Evet, çok güvenlikli. Peki biraz da dünyaya bakalım. Şimdi Türkiye'de biz bunu son yıllarda duymaya başladık ama dünyada nasıl bu akıllı sistemler? Türkiye olarak bunun neresindeyiz? Şimdi tabii dünyada bizden daha ileride olan ülkeler tabii ki mevcut. Ama Türkiye'de biliyorsunuz teknolojiye yüksek bir merak var ve çok kendimizi çabuk adapte ediyoruz.
O sebepten biz de hızlı bir şekilde dünyayı yakalıyoruz gibi geliyor bana. Ben birkaç ay önce Dubai'de bir fuar vardı bu konuda. İşte bilhassa bu IoT dedikleri Internet of Things tanıtılıyordu. Artık dünya tabii buraya gidiyor. Yani akıllı mekanlardan yavaş yavaş akıllı şehirlere geçiyoruz. Ve bu kısa bir zaman içerisinde hepimizin yaşamaya alışacağı akıllı şehirler ve nesnelerin interneti yavaş yavaş gerçekleşiyor. Yakında örneğin trafik ışıkları dakikada geçen, saatte geçen araba sayısına göre kendilerini programlayıp örnek veriyorum yeşil yanma süresini arttırıp veya kısaltabilecek, yaya geçişinin çok arttığı saatlerde dolayısıyla yeşili azaltıp arabaları durdurup yaya sayısına göre yayaların geçiş üstünlüğünü sağlayacak modellemeler geliyor. Bunların tabii hepsi hayatımızı kolaylaştırmak için. Tamam, buraya kadar her şey çok güzel. Bizim konforumuzu düşünüyor, bizim güvenliğimizi düşünüyor. Ama maliyet olarak bunlar nasıl yansıyor? Açıkçası şehirlerin interneti veya şehirlerin Internet of Things dediğimiz şeyde bir... Genel olarak akıllı sistemler, akıllı binalar, akıllı şehirler. Evet. Aslında sanılanın aksine çok büyük bir konforda rahatlama sağlıyor ama çok büyük bir maliyet değişikliği yarattığını ben zannetmiyorum. Bu biraz mühendisliğin iyi yapılması, işte bizim değer mühendisliği dediğimiz işe başlamadan önceki mühendislik kısmının, dizayn kısmının iyi yapılmasıyla alakalı bir şey. Belki de aynı ürünlerin bir ilerisi modelini kullanıyorsunuz. Toplam maliyet içerisindeki payı belki %1-2 ama daha akıllı ürünler seçerek konforunuzu artırabiliyorsunuz. Ben inşaat maliyetindeki maliyet farklılığını yüksek bir fark yaratacağını düşünmüyorum açıkçası bu mesleği yapan biri olarak. Her şeyin yeni nesili çıktığı zaman bir önceki zaten ciddi bir değer kaybına uğruyor. Ama Türkiye'de bu yenilikler açık olduğu için bunları da kullandırmak istiyor tabii firmalar. Dolayısıyla orada değer mühendisi yapmak çok önemli. Şimdi o zaman biraz da işin güvenlik boyutuna geçelim. O da şu anlamda işte saldırılar oluyor. Şimdi bu her şey akıllı olduğu zaman saldırılara daha açık hale geliyoruz. Bu konuda ne önlemler alınıyor? Şimdi mesela akıllı bir arabayı uzaktan kumanda edebilecek sistemler var yani. Siz belki arabayla bu tabii kötü senaryo olarak her zaman düşünür. Bu örnek verilir. Yani işte arabayı alacak mesela biri uzaktan kumanda edecek, sizi kaçırabilecek gibi. Hep böyle bu güvenlik sistemleri anlatılırken bunlardan bahsedilir ama kriz dönemleri için hangi önlemler alınıyor bu akıllı sistemlerde? Şimdi şöyle, yine içinde bulunduğumuz otelden bir örnek verebilirim. Bu otelde kapalı devre bir protokol uygulandı. Bu kapalı devre protokole ileriden erişim, uzaktan erişim yapmak mümkün değil. Tabii ama bu bir yazılım konusu. Her yazılım bu kadar güvenli değil. Burada gerçekten dünyada bu konudaki en ileri teknoloji ve en iyi bilinen yazılım kullanıldı. Bu çağdaş ve bugünümüzde bu konfor seviyesindeki otellerin birçoğunda zaten bu yazılım kullanılıyor. Bu tip yazılımlara uzaktan erişim veya işte hackerların saldırısına açık olmuyorlar. Ama tabii çok ileri derecede bir saldırı olursa muhtemelen yine bir hasar verebilir. Ama onun için de bizim burada eğitilmiş kadrolarımız ve personellerimiz bulunuyor. Biz işleri tamamladıktan sonra da işletmeyi hemen devretmiyoruz. Onları eğitiyoruz ve ondan sonrasında da gözetim durumlarımız da var. Dolayısıyla öyle bir şey olursa da en kısa zamanda biz dakikalar içerisinde onu müdahale ederiz, evet. Şimdi megalüks projelerden biraz bahsedelim. Gün geçtikçe artıyor ama bu projeleri megalüks yapan neler oluyor? Konfor seviyesi diyebilirim, güvenlik seviyesi diyebilirim. Örneğin artık insanları güvenliğini arttıracak çok ileri seviyede tabii ki işte X-ray cihazlarımız olsun, yüz tarama gibi sistemler veya akıllı kart girişleri, herkesin her yere aksesinin olmaması, otel müşterisi haricinde olan kişilerin
Örnek veriyorum, asansöre çıkarken kullanamayacak olmaları gibi bir sürü bunlar aslında biraz da bizim geliyor. Bildiğimiz şeyler, ama bu alanda bir yenilik de var mı? İşte o asansörleri kartla kullanmak vesaire, yüz tanıma, hani onlara artık biraz evet, bizler de aşina olduk. Ama bu megalüks'te işte şu var, bu megalüks yapar projeyi gibi bir durum söz konusu mu? Tabii şöyle, bu otelle ilgili konuşurken biraz bahsettiniz ama. Bahsettiğim evet, senaryolar başlı başına zaten sadece bu lüks seviyesini artırmak için kullanılan şeyler. Daha üstü var mı bunun çalışılan? Daha üstü mesela şöyle söyleyebilirim. Banyolarda mermerleri ısıtıyoruz örneğin. Mermerin altına bir ısıtma sistemi kuruyoruz ve mermeri ısıtıyoruz konfor seviyesini artırmak için. Veya aynalara buhur yapmayan özellikle sistemler seçiliyor. Veya bu akıllı sistemler, iPad'lerle oturduğunuz yerden bu otel odasında herhangi bir yerde bu aleti elinize alıyorsunuz. Kendinize club sandviç sipariş verebiliyorsunuz. Veya bana bir tane araba çağır, 15 dakika sonra gideceğim diyebiliyorsunuz. Veya müziğin sesini sonuna kadar açıp veya akıllı perdeyi yönetebiliyorsunuz. Oturduğunuz yerden her şeyi bunları yapabiliyorsunuz. Tabii bunlar çoğu yerde yok yani. Ne kadar alışıksınız bilmiyorum ama. tabii ki bunlar ileri derecede konforu artıran özellikler. O zaman biraz da Orge Enstitüsü'nden bahsedelim. Evet. Şimdi bünyenizde yeni bir enstitü kurulacak. Ne yapacak Orge Enstitü? Nasıl bir sistem? Orge Enstitü tamamen bir sosyal sorumluluk projesi. Biz vasıfsız çalışanları alıp kendi sektörümüzde bilhassa elektrik konusunda işçi, sonrasında daha çok eğiterek kalfa, daha çok eğiterek usta, daha sonrasında da formal seviyesine kadar çıkabilecek eğitimi vereceğiz. Bunu bila bedel yapacağız. Herhangi bir eğitim için ücret almıyoruz. Bu memleketimize yaptığımız bir katkı olacak. Bu konuda ciddi bir açık var Türkiye'de. Ve bu arkadaşları ilerisinde de eğittikten sonra diyeceğiz ki isterseniz gelin buyurun bizim şirketimizde çalışın. İsterseniz de size sertifika veriyoruz. İsterseniz işte çalışabilirsiniz. Hiçbir sorumluluğunuz yok bize karşı. Böyle bir hayalimiz vardı. En sonunda kararımızı aldık. Şu an dekorasyonunu yapıyoruz. Güz döneminde de bunu hayata geçirmiş olacağız. Büyük bir istihdam sağlanacak bu. Tabii ve istihdam sağlanacak mutlaka. Ayrıca nitelikli yetişmiş insan gücümüzü arttıracağız. Çok ihtiyacımız var buna. Her alanda var. Bizim alanımızdaki ihtiyacını biz kendimiz gözlemliyoruz ama her alanda olduğu gibi bu konuya da da ciddi bir eksik var ve biz bunu, bu açığın birazını kapatacağız inşallah. Son olarak şunu sorayım o zaman. Borsa İstanbul'da işlem gören bir firma olarak. Sürprizimiz var bu sene. Evet. Evet, piyasalarda da bir hareketlilik var. Geçtiğimiz günlerde evet, Borsa İstanbul 100 bin seviyesine de geldi. Hep bekliyorduk. Bu gelişmeleri, bu artışları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin? Şöyle, bizim için güzel bir sene geçiyor. Geçen hafta anons edildiği üzere ulusal basında yılbaşından bu zamana tüm borsanın içerisindeki şirketlerde en çok yabancıların hissesini, paydaşlarını arttırdığı şirket seçildik. Bu tabii bizim için gurur kaynağı. Bilhassa dünya bu kadar politik olarak biraz karışık bir dönemdeyiz. Ama bize ilgi, ciddi bir ilgi var. Ve bu bizi tabii çok memnun ediyor. İyi de bir sene geçirdik. Geçen sene 2016 yılı karımız 25 milyon TL oldu. Bunun %20'si olan 5 milyon TL'yi temettü olarak dağıttık. Bunlar da tabii yabancının ilgisini de arttırmıştır. Ama iyi bir sene geçiriyoruz biz. İyi bir sene geçiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yıldız. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, kahve molası bugünlük burada sona eriyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.